Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün daha önce çözdüğümüz bir soruyu grafik yöntemiyle çözmeye çalışacağız. Grafik yöntemi en iyi yöntemlerden birisi aslında. Çünkü öğrenciler, çocuklar zihinlerinde denklemleri grafik olarak görebildikleri zaman çok daha iyi şekilde öğrenebiliyorlar algebrayı. Şimdi işte sorumuz neydi? Daha önce bu soruyu daha önce dediğim gibi algebraik yöntemle çözmüştüm. Denklemleri çözüyor. İşte yerine koyma metodudur. Yok efendim işte elimine etme metodudur. Şu yöntemiyle çözmüştük. Evet sorumuzu okuyalım. Ahmet bir havuza olmak istiyor. İşte bulunduğu yerde de iki tane seçeneği var. Birinci havuz üyelik parası istiyor 100 liralık. Ve sonra her kullanım için aylık olarak 40 lira alıyorlar. İkinci havuzda üye olma parası yok ama daha pahalı 50 lira istiyorlar. İşte A şıkkında hangi ayda bu iki havuzun maliyeti de aynı olur ve bu kaç paradır diye soruluyor. B şıkkında da eğer Ahmet sadece 8 ay havuza gitmek istiyorsa hangi havuzu seçmelidir diye soruluyor. Tabii burada ilk başta yapılması gereken şey hemen denklemleri yazmak. İşte havuz, birinci havuz için havuz 1 dersek, bu havuzun maliyeti nedir bize? Bir kere şöyle, aylık olarak 40 lira istiyorlar, bir de 100 lira var. Evet, burada tabii işte x dediğimiz şey ay sayısı. Bu denklem bize birinci havuzun maliyetini verir. İkinci havuzun maliyeti de nedir? 50x. Şey yok. Üye olma parası yok. Yani bunu isterseniz sıfır olarak da yazabilirsiniz. Burada aynı şekilde nedir? X, y sayısıdır. Şimdi gördüğünüz gibi denklemlerimizi yazdığımız zaman grafik olarak görünüm bu sağ tarafta gördüğünüz grafik. Buradaki kırmızı doğru H1'ı gösteriyor. Mavi de şöyle mavi dersin. H2'yi gösteriyor. Şimdi burada tabii hemen yeri gelmişken doğru denklemlerinde dikkat edilmesi gereken rakamlara dikkatimizi hemen çekelim. Burada bir kere 100 maliyet parası yani kırmızının 100'den yani şu gördüğünüz nokta 100'den geçmesinin sebebi o. Yani ister bir ay kullanın, ister hiç gitmeyin, ister 100 ay gidin. 100 lira sizden bir kere çıkıyor. Dolayısıyla kırmızı denklem 100'den geçiyor. Yani x sıfır olduğu zaman y'nin değeri 100. Geçmesinin sebebi o. Mavi denklem ise üye olma parası olmadığı için başlangıç noktasından geçiyor. Şu şekilde 0 0. Neden? Buraya 0 koyarsanız h2 0 olur. Yani y 0 olur. Birincisi bu. İkinci olarak söylenmesi gereken şu daha önce de söylediğimiz gibi x'in katsayıları bize doğruların eğimini gösterir. Gördüğünüz gibi birinci doğrunun eğimi 40, ikinci doğrunun eğimi 50. Bu ne demektir? İkinci doğrunun eğimi birinci doğrunun eğiminden daha fazla olduğu için şurada gördüğünüz gibi pardon şöyle yapalım. Şurada gördüğünüz gibi burası daha dikey. Burası ise daha yatay. Şöyle burada şey yapabilirsiniz, çizebilirsiniz şu şekilde. Üçüncü olarak söylenmesi gereken şey de eğimler farklı olduğu için mutlaka bu doğrular bir yerde kesişiyor demektir. Eğer eğimleri aynı olsaydı birbirlerine paralel olurlardı ve hiçbir zaman bu doğrular birbirleriyle kesişmezdi. Kesiştiği noktada aslında bu denklemlerin çözümüdür.
Yani çocuğa böyle denklem verip işte bunu çöz falan dediğiniz zaman işte x'lerin rakamların arasında kaybolduğu zaman neden yaptığını anlayamıyor. Fakat bu şekilde grafik olarak gösterdiğiniz zaman çözmek demek şu noktayı bulmak için. Yani doğruların iki doğrunun kesiştiği noktayı bulmak demek. Burada yani işte elimination, yok etme yöntemini kullanın, yerine koyma yöntemini kullanın, ne yöntemi kullanırsanız kullanın. Sonuçta bu iki denklemi çözdüğünüzde bunu bulacaksınız. Hay sayısı 10, maliyette, hem diyelim maliyette 500. Peki bu nedir? Anlat bize dediğiniz zaman bazen çocuklar işte yani sonucu buluyor ama ne buldu, neden buldu bir türlü kavrayamıyor. İşte burada kesişme noktası. Bu noktada iki denklemi de sağlıyorsunuz demektir. Dolayısıyla bu sizin A şıkkınız. B şıkkını da görsel olarak burada çözebiliriz. Yani isterseniz iki denkleme de işte 8 koyarsınız, bulursunuz. İşte dersiniz ki ha işte ikinci havuz daha ucuz. Ama bu şu demek. 8 nerede burada? Şurada. 8. ay. Buradan yukarıya doğru çıkarsanız ilk önce şurada mavi doğruyu keseceksiniz demektir. Bu ne demektir? İlk önce maviyi kesiyorsunuz. Mavi yani ikinci seçenek, birinci seçeneğe göre daha ucuz demektir. Dolayısıyla ikinci havuz. İsterseniz şuradan 12.ye bakalım. 12. aya bakalım. 12. ay burada. Buradan yukarı çıktığınız zaman görüyorsunuz ki ilk önce kestiğiniz 12. ay ilk önce kestiğiniz havuz kırmızı yani birinci havuz. Dolayısıyla 10. havuza kadar ikinci seçeneği seçmek size daha ucuza gelir. 10. aydan sonra ise birinci seçenek daha ucuz. Her ne kadar 100 liralık üyelik parası ödemiş olsanız da. Evet, bugünlük bu kadar. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.